e aí Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidil mürseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, dersimizi takip edenler, i̇mam Rabbani Hazretlerimizin Kaddesallahu sirrahû füyuzatı ve berekatı cümlemizin üzerine yazsın bütün dinlediğimiz mahallere, mekanlara, meskenlere. Rabbimiz Tebarek ve Teala bu büyük zatın itikat konularında bizlere talim ettiği bu malumattan son derece istifade etmek ve doğru anlayabilmek nasip eylesin. Amin. Dersimizin gerisinde buyruluyor ki irtibat kurmak açısından söylüyorum. Allah Teala'nın kelamı birdir. Tek bir an, o an besittir. Ne demek besit? Zamanın parçası değil. Gerisi yok, ilerisi yok. Cüzü yok, parçası yok. Tek bir an. Onu biz anlayamayız. Biz tabii şu andaki zamandan haberdar olduğumuz için hep ee, dakika, saniye, salise, saat falan böyle gidiyoruz. Mevla'ya zaman geçmez. Tek bir anda, yani parçası olmayan tek bir anda bütün buyurduklarını buyurdu. Ezelde. E, Mevla Teala'nın ilmi, bir inkişafla her şeyi bildi olacakları, ölecekleri, kalacakları, sonsuza kadar neler yaşanacaklar hepsini yine bir anda, besit bir an yani parçası olmayan, zamanın cüzü olmayan tek bir anda her şeyi o tek inkişafla bildi. Yine böylece Mevla Teala'nın fiilini bu gerideki son ders fiili ilahi. Fiil yani Allah Teala'mızın icraatı. Diritmesi, öldürmesi, yaratması, bütün yaratılanları yaratması, rızıklandırması. Bunların tafsilatını geçen dersleri takip edebilirsiniz internet sitesinden. Bizim cübbelameca.tv işte o adreslerde bulabiliyorsunuz. Lale Gül'ün adreslerinde bulabilirsiniz. Geri ki dersleri birbirine e, takip ederek e, irtibatlandırmanız lazım. Yoksa tabii ki her derste aynı şeyi tekrar edersek ileri gidemeyiz. Onun için geriden bir özet e, yaparak önümüzdeki derse başlayacağım inşallah. allah Teala'nın fiili birdir. Ne demek birdir Allahu Teala ötekaddes Hazretleri bütün yaratacaklarını yapacaklarını fiil yapmak demek zaten icraat demek bütün yapacaklarını yaratacaklarını kıyamete kadar demiyorum yani kıyametten ötesi var cennet var cehennem var ki cennet cehennem ebedidir demek sonsuza gidiyor artık soru yok bütün bu alemlerde ve işte dünyada ukbada e, yaratacağı her şeyi tek bir fiille yarattı. Tek bir anda, o an zamanın parçası değil, besit o demek, mürekkep değil, cüzleri yok. Tek bir anda hepsini yarattı. Ha eserleri ne zaman zuhur ediyor? İşte eserleri ben doğma vaktimi e, tayin ettiği vakitte o halkın, o icadın, o fiil ilahinin eseri zuhur ederek işte 65'te ben dünyaya geliyorum. İşte şu ayda, şu günde. Öbürü şu ayda şu günde. Belki herkes doğuyor işte. Öbüründe ölü, öldürme fiili tecelli ediyor. Bu sefer o ölüyor. Böylece efendim e, eserleri, vakitleri geldiğinde zuhur ediyor ve edecek. Daha tabii neler daha yapmış onlar da göreceğiz. Bilmiyoruz ki biz. Kayıptan haberimiz yok. Mevla'nın fiili tek buyurdu. Şimdi velemma bizim dersimiz burada kalmıştı. Velemma ne zaman ki lem muttali olamadı yani vakıf olamadı, haberdar olamadı. Kim eşariyu? İmam eşari hazretleri. Biliyorsunuz ehl-i sünnet mezhebi e, üçe ayrılır. Bir selef mezhebi ki onlar ilk üç asrın ehlidirler. Onlardan sonra çıkan fitne ve ihtilafları çözmek için İmam Ebu Mansur-u Maturidi hazretleriyle İmam Ebu'l-Hasen'in Eş'ari Hazretleri ee, insanların e, kafalarında karışıklık hasıl olan meseleleri çözmek için Halef mezhebi olarak adlandırılan eşarilik ile maturidiliği kurmuşlardır. İkisi de haktır ve ikisi de El-Sünnet ve cemaatın omurgasıdır. Ana çizgisidir. Ee, bazı aralarında ufak tefek ihtilaflar olabilir. Teke tek de anlatmıştım bir, birkaç da misal vermiştim. Bu ihtilaflar pek konu edilecek e, derecede boyutta değildir. Nize lafzıydır. Yani e, sözden ibaret kalan bazı farklı görüş, münazaa, tartışma gibi görünür ama hakikatte aralarındaki ihtilaflar e, öyle önemsenecek türden büyük değildir. Şimdi burada bir fark söylüyor. İmam Eş'ari ki vakıf olamadı neye? Ala hakikati fi'lil hakkı. Hak Teala'nın fiilinin gerçek yüzüne, hakiki manasına vakıf olamadı. Celles Yüce oldu sultanı. Allah'ımızın saltanatı yüce oldu. Ona tazim ediyordu. Teala diyoruz ya hep allah Teala. Yüce oldu işte. Saltanatı celil oldu, azim oldu. Kuvveti büyük oldu. Yani yüce Rabbimizin demek istiyor. Fiilinin yani icraatının yap, yaptığı işlerin nesi var? Hakikati var. Bu hakikat yani gerçek yüzü var. Bu gerçek yüzüne vakıf olamayınca İmam Eşar Hazretleri ne yapmış? Kale eee söyledi, hükmetti. ile hükmetti? Bi hudusi tekvini Allah Teala'nın tekvin sıfatı sonradandır dedi. Tekvin neydi? Hayat, ilm, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. 8 sıfat sübutiyeden 8.'si. Ya sayıyorduk ya İşte dirilik, bilmek, işitmek, görmek, arzu etmek, gücü etmek, konuşmak, icat etmek. Tekvin oluşturmak. Oldurmak, oluşturmak, var etmek, yokluktan çıkartmak. Yokluk, her şey yokluktaydı. Sonra Allah var edince varlık sahasına çıkarıyor. Tekvin o. Şimdi İmam Eşari Hazretleri buyurmuş ki, tekvin sıfatı hadistir. Niye hadistir? Çünkü yaratılanlar sonradan ya. Yaratılanların sonradan olmasına e, kıyas ederek, sıfat da sonradan demiş. Daha neyle hükmetmiş? Ve hüdûz ef'âli teâlâ. Allah-u Teâlâ'nın fiilleri de sonradan demiş. Yani fiilleri derken yaptığı işleri, yaptığı işleri e, ben onun bir fiilinin eseriyim. İşte buradaki kağıt, kalem, masa, kasa, ışık, duvar, apartman, işte mahalle, İstanbul, Ankara, Türkiye, git git bütün dünya. E bunlar Allah Teala'nın fiillerinin eseridir. Bu fiiller hep sonradandır. Niye sonradandır? Her şey sonradan yaratıldı. Tamam sonradan yaratıldı ama sonradan yaratılmaktan Allah Teala'nın sıfatının sonradan olması icap etmez. Buyurmak istiyor. Velem Yedri, İmam Eşari Hazretleri bilemedi diyor. Tabi İmam Rabbani bunu diyebilir. Biz o kadar e, koca itikatta müçtehit olan İmam Eşari'ye bu ifadeleri biz kullanamayız. Ama İmam Rabbani Hazretleri itikatta müçtehit olduğundan müçtehit de bu şekilde konuşabilir. Fakat biz tabi bu şekilde ifade etmeyelim. Yani İmam Eşari'nin görüşü budur. Ama isabetli değildir bu görüş denebilir tabii. hani. E, neyi bilemedi? أن هذه لحادثات şüphesiz bütün bu olaylar yaratılmış olan e, alemi imkanda bulunan yani yaratılmış bütün mahlukat nedir <laughs> aterufi Teala, allah Allahu Teala'nın fiili değildir. Ya nedir fiilinin eserleridir. Öyle fiil gel ezeli yi. Evveli olmayan Allah Teala'nın fiili sıfatı, tekvin sıfatı ezelidir. Yani evveli yok. Çünkü zat sıfattan ayrılmaz, sıfat zattan ayrılmaz. Mevla'nın zatı ne zaman var? Hiç yok olduğu yok ki. Ezeli. O zaman sıfatların da yok olduğu yok. Sıfatları sonradan olamaz diyor. Bunlar nedir peki? Epeki sen yaratılmışsın 65'te. Sen Allah'ın bir fiilisin. Seni yaratmış, onu yaratmış. Bunlar allah Teala'nın fiili değil mi? Değil diyor, onu anlayamadı diyor. Allah-u Teala'nın fiilinin eserleriyiz biz diyor. Zuhur eden, varlık sahasında beliren eserleriyiz. Yoksa ne değildir? La nefsü ali, Allah-u Teala'nın fiillerinin kendisi değildir. Fiillerinin kendisi görünmez diyor. Fiillerin eseri görünür diyor. Yani şimdi teşbite hata yok. Sizin anlayacağınız dilden konuşalım. Bu masayı yapan bir marangoz var. Usta var. Bu masa. Şurada gördüğünüz bir masa var. Bu masa ne zaman yapıldı? Bir sene evvel. Şimdi bu masa bir sene evvel yaptı bu adam. Bundan evvel hiçbir şey yapmamış. Ama marangozmuş, ustaymış, çıraklık etmiş, öğrenmiş, hiçbir icraatı yok. Ne zaman yapmış bunu? Bir sene evvel yapmış, çıkartmış ortaya. Şimdi bu nedir? Bu adamın marangozluk fiilinin, sanatının, hünerinin eseridir bu. Ya ne değildir? Bu marangozluk sanatının kendisi değildir. Adamın sanatı kendinde gizlidir. Eseri de burada duruyor. Adam burada değil ki bir senedir adam burada mı çakacağız adamı? Adamın fiili kendindedir diyor. Eseri buradadır diyor. Peki eseri ne zaman? Bir sene evvel. Sen o zaman bu adam için diyebilir misin ki? Bu adam bir sene evvel Marangoz oldu. Hayır. Bu adam e, 30 senedir Marangoz ama iş düşmemiş, bir iş yapmamış, başka işler yapıyormuş. Şimdi e, bu mesleğe geri dönmüş veyahut da ya ben bu kadar bu işi e, öğrendim ettim de niye hiçbir şey yapmadım ya öleceğim gideceğim demiş bir tane bir eser meydana çıkartmış e tabi eseri ne zaman sonra da ne kadar sonra e, bir sene evvel e, buna at koyarız ama biz bu bir sene evvel bu adam bunu yaptı diye bu adam bir sene evvel marangoz oldu diyemeyiz bu adam 30 sene evvel de marangozdu eseri şimdi verdi şimdi Mevla Teala'nın da biz bütün yaratıklar onun fiillerinin eserleriyiz şu anda biz 64 65 67 herkesin doğumuna göre efendim veyahut da işte e, ağacın bitmesine göre, otun bitmesine göre hepsinin günü saati zamanı var. Hepsi sonradan. Yani hepsi sonradan diye Allah Teala'nın icat sıfatı, yaratma sıfatı, yoktan var etme sıfatı sonradan olmaz ki diyor. O sıfat onda vardı. Ama eseri ne zaman çıktı? Eseri sonra çıktı. Tamam ben onun eseriyim. 65'te çıktım. Sen onun eserisin. 65 2'de çıktın. Eserine sonradan dersin. Fiiline diyemezsin. Çünkü fiili onun sıfatıdır. Bu marangozluk sıfat bu adamın 30 sene evvel vardı. Peki allah Teala'da yaratma sıfatı ne zaman vardı? Ecelidir. Allah var, sıfatları da var. allah Teala'dan sıfatlarını ayıramazsın ki. İlmi ayırsan haşa cahillik lazım gelir. İşitmeyi ayırsan sağırlık lazım gelir. Eşitilen bir şey yoktu. Bir, ondan başka bir şey yok. Ya allah Teala'nın gayri hiçbir şeyi kendi yaratmadan önce tabi e, tabii ki kâne Allah öyle mekûm şey Allah vardı onunla beraber hiçbir şey yoktu. Ezeli alemde Mevla bir şey yaratmadan evvel hiçbir şey olabilir mi? Tabii ki tek o vardı. Ama sıfatları da onunla beraberdi. İşitilecek bir şey yoktu diye sağırlık mı haşa lazım gelsin? Bilinecek bir şey yok diye allah Teala neyi yaratacağını biliyor. E, neyi duyacağını biliyor. Nelerin ne konuşacağını o zamandan biliyor, duyuyor. Yani yokluk aleminde de neyin ne olacağını bildiğine göre o sıfatlar, o kemalat, o hünerler, o üstün sıfatlar Rabbimizde zatıyla birlikte var. E zatı ezeli, başlangıcı yok. E bu adama diyebilirsin ki bu adam 30 sene evvel marangoz oldu. Ama Mevla'ya diyemezsin ki birkaç bin sene evvel alim oldu, haşa. O zaman nasıl ki neleri bileceğini ta ezelden bildiyse onunla beraber ilim sıfatı inkişaf ezelde ettiyse, tek bir inkişafla tek bir anda her şeyi bildiyse, neleri yaratacağını, neleri yaşatacağını, sonsuza kadar neler gelişeceğini, fiili de aynıdır. Neleri yaratacağını tek bir tecelliyle, tek bir talik ile, tevcih ile o fiilini oraya yönlendirmekte hepsini yapmış bitmiştir tek anda. Ama bunlar eserleri ne olur? Vakti gelende çıkar. Herkes vakti gelende her yaratık çıkıyor meydana. Ölümünün vakti gelende öl, ölümü yaratıyor. Dünyanın bitme vakti geldi buna fani kılacak. Hep bunlar onun fiilinin eserleridir. Fiilinin kendileri değildir ki diyor. Evet. Ve min hazel kabili yine bu kabildendir. Ma o şey ki esbete onu ispat etti. Var dedi yani. Bazı kim? Bazı sufiyeti tasavvuf elinden bazı şeyhler var dediler. Ne neyle ilgili dediler? Min tecellil efali fiillerin tecellisi var. Yani allah Teala'nın yani fiillerinin kendileri gözükmez. Ama fiilinin tecellisi yani eserinin parlaması. Eserinin parlaması. Nurunun parlaması veya işte inkişafı veya da bir şeyin meydana gelmesi. Bu tecelli efal var mıdır? E, Sofiyeden bazısı vardır dediler. Vardır dediler ama o diyor aslında fiillerinin kendisi tecelli etmiyor. Fiilinin eseri tecelli ediyor. Öz fiilini, kendi sıfatını, hünerini göremezsin diyor. Tabi doğrusu bu. Haydi şu sebeple ki ilem yara o tasavvuf elinden meşayihten o kimileri göremedi nerede fizal gel mevteni kendi ulaştığı manevi makamda mevtın yani o yerde o halde makamda göremedi nerede göremedi fi'mir atef alil mümkinati mümkünatın fiillerinin aynasında mümkünat hepimiz yani varlığımız yokluğumuz mümkün Allah-u Teala'dan gayri her şey mümkün. Yani bütün yarattıkları kastediyor. Onların işleri var. İşte ben bunu kaldırıyorum, onu indiriyorum, onu kaldırıyorum. Ben zaten mümkün bir varlığım yani. Varlığım vacip ve zorunlu değil. Allah Teala istese yaratmazdı beni. Mümkün demek mahluk yani. Sonradan yaratılmışım. Benim fiillerim var işte. Aldısı, verdisi, indisi, kalktısı. Bu fiillerin yani bu işlerin bir aynası var. Şimdi onlar yansımasına bakıyorlar. Buna bakarken tabii Devamlı allah Teala zikretmekten, zikretmekten sadece Mevla'yı görüyorlar. Mevla'nın fiillerini, Mevla'nın eserlerini, Mevla'nın kudretini, tecellilerini görüyor. Bu sefer ne diyor? Bu insan e, allah Teala'nın yaratmasıyla elini böyle götürüyor. allah Teala'nın yaratmasıyla şu anda konuşuyor. İstese bir anda onu susturur. Doğru. İşte allah Teala hareket ettirmesiyle boynunu eğebiliyor. Hareket etmesiyle arkaya çevirebiliyor. Falan falan. Şimdi baktılar, çok Allah'a zikrettikleri için her yerde Mevla'nın eserini görüyor. Mevla kıpırtatmasa yaprak kıpırtamaz, su efendim akmaz, efendim yağmur inmez, bulut yürümez vesaire vesaire. Her şey de Mevla'nın eseri. Bu iyi bir makam, yüksek bir makam tabii. Tefekkür çok derin. Bu makamda bakıyorlar, bu insanların veyahut hayvanların mümkünat hepimiz. Onların da yaptıkları bir işler var, bir şeyler var. Fakat onun bir aynası var. Geliyor öküz, bir bindiriyor sana, boynuzuyla deşiyor adamı mesela. Hadi bakalım şimdi bu da mümkünattan bir varlık. Onun da bir fiili var burada, geldi vurdu buna. Ama onlar hemen ne diyorlar? Mevla Teala bunu sevk etti. O hayvana e, ilham etti, gitti buna. bir Doğru, <laughs> tabii ki doğru. O zaman ne oldu? Bunu öküz yapmadı. Mevla yaptırdı. Yani bir bakıma doğruluk payı var. Ama bu insanlarda olursa sıkıntı. Çünkü o zaman gider adama kurşunu sıkar, öldürür. Ondan sonra ben sıkmadım ya, Allah attırdı bana der. E, onu yatım araneye gönderirler manyak diye. Belki deli raporuyla sıvışabilir ama akıllı raporu alsa adamı hapse atarlar katil diye. Çünkü Allah yaptırdı sana ama sana da iradeyi cüz'iye vermiş. Fakat Allah dostları tasavvuf ehli öyle makama geliyorlar ki o her şeyi Allah'tan gördükleri için o mümkünatın fiillerinin yansıması olarak onların yansıdığı aynada bakıyorlar, göremiyorlar. Neden başka? Görmüyorlar. غَيْرَ fa'il الْفَاعِلِ الْحَقِقِيِّ faili hakiki yani gerçek iş yapan, gerçek yaratıcı olan zatın fiilinden başka bir şey görmüyorlar. Tabii ki Allah Teala yaratmasa öküz de kıpırdanamaz, koyun da kıpırdanamaz, insan da kıpırdanamaz. O zaman ne oldu? Onlar hakiki fail olan Allah Teala'nın fiilinden başka hiçbir şey o aynada yansıma olarak göremeyince Celle Sultanı saltanatı yüce olan Rabbimizin fiilini sadece görünce ne diyorlar? Geriye bağlı yani tecelli efal ispat ediyorlar. Yani diyorlar ki Allah Teala'nın fiillerinin tecellileridir bunlar diyorlar. Allah Teala'nın fiilleri görünür diyorlar. Fiilleri parlar, fiilleri tecelli eder diyorlar. Ama diyor İmam Rabbani Hazretleri ve zelke tecelli bir inkişaf var, bir görünen bir eser var ortada. Bir parlama var, bir yansıma var. Tabii ki bir şey meydana geliyor burada. Ama bu nedir? Fil hakkati işin gerçek yüzüne bakarsak nedir? Tecelli afari. Bu haberdir ama işte o tecelli idi. Geçişte öyle oluyor tabi şeyi bir de ha hafiflik için. Tecelli afari fiilil hakkı subhanehu. Bunlar allah Teala'nın fiilinin yani iş ya yapma sıfatının, yaratma sıfatının direkt kendisinin görünmesi değildir. Ya allah Teala'nın fiilinin, yaratma sıfatının, iş yapma sıfatının eserinin görünmesidir. Eserinin tecellisidir. Fiilin kendisi görünmüyor. Ne gibi? Marangozdaki marangozluk sanatının kabiliyetinin görülmemesi gibi. Ancak eseri görülür diyor. Hal Halbuki la tecelli fi'li teala. Bunlar ne değildir? Allah Teala'nın kendi sıfatının görünmesi değildir. Sıfatının fiilinin tekvin sıfatının görünmesi değildir. Fe inne fi'lehu teala. Çünkü Allah Teala'nın iş yapma sıfatı, yaratma sıfatı. Ellezî o sıfat ki Hüve o münezzehün. Son derece uzak tutulmuştur. Neden? Anil misali. Sıfatının benzeri olamaz. Misalden münezzeh ve daha vel keyfi. Şekilden münezzehtir. Şekil veremezsin. Nasıl iş yapıyor, nasıl yaratıyor? Sen şimdi marangoz onu şöyle kesiyor, böyle biçiyor, şöyle doğruyor, çakıyor, takıyor. Bunun bir şekli var. Ama Allahu Teala beni annemin karnında yaratırken, bana ruh verirken e bunun bir şekli yok ki. Nasıl canlandırıyorsun? Bir de bakıyorsun donuk kan pıhtı kan ananın karnında canlanmış ona ruh vermiş e buna kim şekil görebilir bir dakika evvel cansız bir dakika sonra canlı e adamı öldürüyor bir dakika evvel canlı bir dakika sonra cansız kıpış kıpış adam kıpır kıpır bir de bakıyorsun olmuş odun. kılını kıpır tatamıyor, öldü e şimdi burada Allah-u Teala'nın fiili var e bunu gel de göster şekil ver bakalım bu adam nasıl ölüş ölmesinin şekli ne oldu bir saniye evvel Elini kaldırırken nasıl bir saniyede hiçbir şeyini kaldıram, kıpırtatamıyor. O zaman allah Teala'nın fiili benzerden münezzehettir. Şekilden münezzehettir. Daha nedir? Ve kadimün. Kadimdir yani. Allah'ın sıfatının evveli yok. Niye? Zatı gibi. Çünkü o zaman evveli var desen, şu zamanda bu sıfata sahip oldu dersen, o zamandan geride o sıfattan yoksun oluyor. O sıfattan yoksun olunca da noksan sıfat yerine gelmiş oluyor. Madem bu sıfat kamil ve üstün sıfat, şu noktada bu sıfat gelişti, belirdi dediğin anda o zamandan evvel bu sıfat yok olmuş oluyor. E, bu sıfatın yok olduğu noktada da onun zıttı geliyor. Zıttı da nedir? Hünersizlik, yaratamamak, güçsüzlük, konuşamamak, bilmemek, işitmemek. E, bunlar hiçbir zaman Allah Teala'da böyle noksan sıfatlar olamaz ki. Zatı daima var, sıfatları da onunla beraber var. Daha nedir o sıfatlar ve kaimun durmaktadır, kaim olmaktadır. Neyle? Bizatihi i Teala. Sıfatlar Allah'ın zatıyla kaimdir. Zatından ayrı değildir ki. Sen Allahu Teala'nın zatının şekli var mı? Benzeri var mı? Olmadığı zaman var mı? Yok. O zaman bu sıfatları icat sıfatı da zatıyla kaimdir ve ezelidir, mebedidir ve şekilden örnekten münezzehtir. Allah'ın onun için fiilini göremezsin diyor. Fiilinin eserini görürsün. Fiilinin eserine zaman verebilirsin. Ben fiilinin eseriyim 1965 27 Şubat. O noktada dünya gelmişim. Ondan evvel anamın karnına 9'a hesap et geri git kaç gün kaç saat saniye ise ben bilmiyorum. Kimse de bilmiyor zaten. O noktada bana ruh üflendiği noktadır 120 günlük. Ondan geri geliyorsun babamın suyunun döküldüğü. Bunların hepsi allah Teala'nın fiilidir. Ama bunların efendim allah Teala'nın fiili olarak görülmez bunlar. Ya fiilinin ezeldeki tek anda Tüm her şeyi yarattığı, tecelli ettiği ve kudretini tealluk ettirdiği o fiilin eseridir. Zamanı gelince zuhur ediyor. Saatli bomba kurulmuş gibi yani. Her şey vakti gelince pıt 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 meydana geliyor. O zaman senin gördüğün nedir? Fiili değildir. Fiilinin eseridir. Çünkü fiilini gördüm dersen o zaman bu işi yaptı olur. O zaman bu işi yaptıysa ondan evvel e, bu, bu fiili yoktu. Yani ondan evvel bu sıfata sahip değildi demek olur. Hadi şimdi sen diyorsun ki senden evvel de öbürünü yarattı ondan evvel. Anladım ama dünyanın ilk başladığı bir nokta var. Göklerin, yerlerin, meleklerin, feleklerin ilk başladığı bir nokta var. O noktadan geriye gittim Allahu Teala hiçbir şey yaratmamış diyelim o zaman. E hiçbir şey yaratmadığı bir zamanda Allahu Teala'nın yaratma sıfatı yok mu yani? Bir şey yaratmadan da yaratma sıfatına sahip sıfat olarak. İhya imate de sıfat olarak onda var. Ama eserleri sonra zuhur edecek. Allah Allah. Sen buradan suyu pompaladın. Açtın vanayı, buradan suyu pompaladın. Sen şimdi buradan suyu pompaladığın anda suyu vermiş oldun. Bu, bu sıfata sahipsin. Ama su oraya bir saat sonra gidiyor. Çıkacağı yerde menfezden nereye akacak? Üç saat sonra gidiyor. Bu arada görünmüyor. E sen şimdi nerede sen bu suyu göndermiş olma sıfatına sahipsin? Ta ilk gönderdiğin anda. Ama eseri ne zaman göründü? Oradan su çıktığında borudan göründüğü anda. Ne oldu şimdi? Sana diyebilir miyiz ki sen suyu saat 3'te gönderdin? Sen de ne diyeceksin ki? Ben 12'de gönderdim ya. E sen 13'te gördün. Bunun gibi Mevla ezelde hepsini yarattı bitti. Ama eseri 65'te çıktı. Benimle ilgili. Seninle ilgili daha geri. Onunla ilgili daha. Gökler yerler daha geri. Ama en nihayetinde bunun yedi bin sene geri gidiyorsun. Alemler yok diyelim. Ya o zaman Allahu Teala yine ezelde yaratmıştı bunları. Ama onun görünmesi için vakti var. O vakit geldi mi eseri zuhur ediyor. Ama eserinin zuhur etmesi demek onun o anda yaratması ve icat etmesi anlamına gelmiyor. Ezelde icat etti. Eseri vakti geldiğinde zuhur etti. Anlamış olmanızı tahmin ediyorum. Ve yukalü denilir lev Allahu Teala'nın bu sıfatına fiilini aynı zamanda ben geçen derste dedim. Tekvin sıfatının açılımında ihya, imate tahlik, terzik, diriltmek, öldürmek, yaratmak, lüzük vermek. Bu sıfatları ve is isimlerini ve sıfatlarını iman -i İslam ilmali isimli eserimin ilk bölümünde bulursunuz. Kısa, öz ama tafsilat var. Tafsilat var. Hele ki ilim sıfatı falan güzel anlatmış tekvin sıfatı. 120 sayfalık bir bölümdür onu bilmeden bir insanın yani evlenmesi bile sahih değil namaz kılması bile sahih değil. Bir insan evvela itikat. İnsan inancı düzgün olmadan namazı da kabul olmaz. Evvela Kısa ve Öz yani tabi kitap 700 800 sayfa ama ilk bölüm imanla ait. iman ilmihal yani. İşte orada sıfatlarla ilgili malumat verilmiş. Buna tekvin sıfatı denir. Yani fiilleri demek tekvin sıfatına racidir. Onun içindedirler. La tesahu Şimdi burası haber. Fe hani inne teala hani Allahu Teala'nın fiili iş görmesi, yaratması ki o benzerden münezzehtir, şekilden münezzehtir, kadimdir, ezelidir, evveli yoktur. Allah Teala'nın zatıyla kaimdir. Aynı zamanda ona tekvin de denir. Yani tekvin sıfatı bir sıfat 8 sayarken fiil sıfatı diye fiil diye bir şey geçmiyor tabii. Tekvin. Tekvin oldurmak, oluşturmak, meydana getirmek, var etmek. Ce i̇şte fiilde iş görmek, yapmak gibi. Ama sıfat ismi olarak tekvin diye geçiyor yani. O fiili ki ona tekvin de denir. O nedir? Şimdi inne fi'lehu'nu haberi burada geldi. Bu cümlenin tümü onu haberidir. La tesa'uhu. La tesa'u alamaz, kapsayamaz. Neyi hu o fiilini? Ne alamaz? Meraye'l muhdesati. Meraya miratın cemidir. Ya hatta mer mer da mer'anın cemidir. Mer'ada görülen yer mirat manasındadır. Meraye'l muhdesati. Sonradan yaratılan şeylerin aynaları Allah Teala'nın fiilini alamaz. Şimdi tasavvuf ehli diyorlar ki biz bakıyoruz aynada yansımalarda sırf Allah Teala'nın fiilini görüyoruz. Yani sırf iş gören odur, o yaratmasa hiçbir şey olmaz. Doğru söylüyorsunuz ama ifade tarzı yanlış. Neden? Evet Allah Teala yaratmadan hiçbir şey olmaz. Velakin sizin bu alemde insanların sonradan yaratılan işte mahlukatın yaptıkları ile ilgili gördüğünüz bütün fiiller tabii ki yaprak düşmez Allah'ın fiili olmadan, Mevla yaratmadan göz göremez, yaratmadan kulak duyamaz. Hiç kimse bir iş yapamaz. Hiçbir insan, cin, hayvan, melek hiç kimse kıpırdayamaz. Hepsi Allah'ın fiilidir. Bu tamam. Ama senin gördüğün Allah'ın fiilinin kendisi değildir. Fiilinin eseridir. Niye eseridir? Çünkü bu sonradan yaratılanların gösterdiği, gösterebileceği, yansıtabileceği aynalar dardır çünkü sonradan yaratılmışlığın darlığı var. Allahu Teala'nın fiili ezelidir. Yani yaratma sıfatı. Yarattığı şeyler demiyor. Yarattığı şeyler işte ben bu odaya bu sandalyeye suyuyorum. Yarattığı şeylerin hepsinin bir kapsama alanı var. Efendim santimi var, metresi var. Onu demiyoruz. Onu alır. Kökler yerler bu kadar ağır varlıkları içine almış. Dolayısıyla ama kökler yerler bütün alemler ne yapamaz? Allah Teala'nın tekvin sıfatını, fiil sıfatını gösteremez. Çünkü allah Teala'nın sıfatı o kadar yücedir ki, o kadar münezzehtir ki, eşsizdir, emsalsizdir ki zatıyla kaim olan o iş görme özelliği, o sıfatını hangi yaratılmışın aynasında yansıtacağız? Gökler yerler e, zaten ne diyor? Göklerim yerlerim almaz beni. E sıfatını da almaz. La seunu yardı ve la Hadis-i kutsiyle. Göğüm yerim çok geniştir ama almaz beni. Çünkü ben mekandan münezzehim. E sıfatlarını da almaz. Sıfatları da Mevla'dan ayrılmaz çünkü. Velakin sa'uni kalbu abdil mümin. Mümin kulumun kalbi alır ben. Neden? Çünkü kalp şu kadar bir çam kozalağı şeklinde bir et parçasıdır. Ama onun hakikati var. Hakikatini mekansızlık üzere yaratmış. Onun için gökler yerler geniştir ama almaz beni. Kalp küçücük bir et parçasının manevi tarafı, gerçek yüzü, hakikati alır beni. Bu ne demektir? Çünkü ben kalbin hakikatini, insana verdiğim kalbin gerçek tarafını, manevi yönünü mekandan uzak yarattım mekansızdır. Bir de bakarsın kalp beden mekanlıdır. Burada durur. Kalp bir de bakarsın Mekke dedi. Bir bakarsın tekke dedi. Bir bakarsın fezadadır. Kalbin nereye gideceği belli değil. Mekana bağlı bir şey değil. Bu bakımdan Allah Teala'nın zatını mekanlar almaz. Haşa. Çünkü mekansız. Mekanı o yaratmış. Mekana nasılsın? Sıfatları da ondan ayrılmaz. O zaman fiil ve tekvin sıfatını da sonradan yaratılanların aynaları gösteremez. Neyi gösterebilir? Fiil sıfatının eserlerini gösterebilir ancak ve onları sığdırabilir. Ve la zuhura lehu. Ve la zuhura zuhuru yoktur, belirmez. Belirmek yoktur lehu Allahu Teala'nın fiili için. Nerede fi mezahiril mümkinat? Bu sonradan yaratılan imki alemi imkan dairesindeki bütün varlıklar buraya giriyor. Bunların göstergelerinde, görüntü alanlarında Allahu Teala'nın e, fiil, fiili tekvin sıfatı belirmez. Nasıl belirsin? Sıfatının misli yok, misali yok. Hangi şekilde sınırlansın? Şekilden münezzeh olan bir sıfat hangi aynada gözüksün? Onun için şiirde burada Farsça bir beyt almış. Der tenk, der tenke ke suret mânâ çigûne günced der külbeyi beyi sultan çikâr dâret Farsça bir beyt almış. Ne diyor? Der tenke ke suret Suret yani gözle görülen madde alemi. Bu alem dar. Madde alemi gözle görünen alem çok dar. Yani hepsinin metresi belli. Bütün dünyada bütün dünyanın bile kilometre karesi belli yani. Bunlar sınırlı şeyler. Bu maddi ve suret aleminin darlığında ay darlık yani. Suret maddi alem. Der fi manasındadır Farsçada. Der ay suret. Yani suretin madde boyutunun darlığı içerisinde mana çigüne güncet. Mana yani manevi alem güne nasıl güncet sığsın? Yani mana alemi sınırsız sonsuz. Bu sınırsız alem bu maddi alemin içine nasıl sığsın? Sonsuzsa sınırsız şey maddi boyutunun içine giremez ki diyor. Der kedayan dilenci, külbe kulübe yani. E kedayan dilenciler. derkülbeyi külbe kedayan dilencilerin kulübesinde Sultan çıkar daret. Sultan padişah çıkar. Ne iş daret arasın? Yani koca padişah diyor dilencilerin kulübesine niye gelsin? Bazı kere başbakan, cumhurbaşkanı bir dilencinin evine girer. Ramazan'da işte bir iftar yap falan. Yani bu rastgele bir şeylerdir. Yoksa bir şey aramak için gitmez oraya. Ne arayacak dilenci kulübesinde? Ha belki itibar arar, reis der, belki insanlara reklam yapıyor olur. Onlar ayrı bir şeyler. Belediye başkanları falan yapıyorlar bir şeyler. Ben onu bilmem. Ama hakikaten bir iş olur mu yani padişahın veya bir yetkilinin, bir dilencinin kulübesinde bir iş olmaz? Yani demek istiyor ki, ki Mevla Teala'nın zatı ve sıfatları, Yüce Padişah'ın sı sıfatları zatından ayrılmaz. Yüce Padişah, efendim, e, bu sonradan yarattığı alemin içerisinde ne arar? Mevla hangi hünerini burada, hangi sıfatını burada göstermek ister? Zaten hepsi onun sıfatının eseri. Zaten her şey onun fiilinin eserleri. Mevla burada sıfatının, hangi sıfatını burada göster, tecelli ettirse? Hangi fiilin tecelli ettirir? Ancak sıfatının, fiilin eseri burada görünebilir. Yoksa sıfatlarının kendileri, yani dilen dilencilerin kulübesi gibi olan bu dünyanın tamamında veya bu maddi alemin tamamında o manevi alem mi ne iş olabilir diyor. Evet. Ve tecelli ali Allah dostlarının fiil tecellileri dedikleri ve sıfatı sıfatı tecelli etti sıfatı. Bunlar biduni tecelli zati öz zatının tecellisi olmaksızın gayru mutasavverin düşünülemez indel fakir. Bu fakire göre diyor İmam Rabbani Hazretleri. Sen diyorsun fiil tecellisini gördüm, sıfat tecellisini. Halbuki sen zat tecellisini gördüm demeye getiriyorsun. E zat tecellisini göremezsin ki. Ama sıfatı gördüm. Sıfatı da göremezsin. Neden? Fiili ve sıfatının tecellisi zatının tecellisinden bana göre hiç ayrı değildir. Fiilinin tecellisi olduğunu, fiilin kendi yani. Sıfatın kendi tecelli ettiği, inkişaf ettiği noktada zatın inkişaf etmesi lazım. E zatın inkişafı zaten bu dünyada Mevla görülemez. O zaman feynnehu zira şan yani dikkatli olun. fikake ayrılmak yoktur lil efali fiiller için, daha ve sıfat, sıfatlar için. Neden hani Hazreti Zati? Kimden? Zatın ulu asla. Yani Allah'ın fiili sıfatı zatından ayrılmaz ki hatta yutasavvera ta ki düşünülebilsin tecelliha o fiil ve sıfatların kendi başına tecelli ettikleri nesiz bir düğünü tecelli zati. Zatın tecellisi olmadan sıfatı tecelli etti diye düşünebilelim. Ayrılmazlar ki bunu düşünebilelim ve man şey ki ve o münfekkü'n ayrılıcıdır neden hani zati zattan hani Allah'ımızın zatı teâlâ yüce olan ve tekaddes et mukaddes olan peki Allahu Teâlâ'nın zatından ayrı bizim de gördüğümüz nurlar var, parlamalar var, inkişaflar var, tecelliler var. Bunlar ne olacak o zaman? Bu kadar evliya hiç mi zuhuratında zurat, hiç mi tecelli görmüyor? Nelere mazar oluyoruz diyorlar. İmam-ı buyuruyor ki doğrudur. Görüyorlar ama görülen nedir? Zilalul ef'ali ve sıfati. Allah Teala'nın fiillerinin kendileri görünmüyor. Sıfatlarının kendileri görünmüyor. Zat, sıfat ve fiillerin kendileri tecelli edip parlamıyor. Ya onların gölgeleri, eserleri yani. Yansımaları ve eserleri görünüyor. Kendileri görünmüyor çünkü kendileri zattan ayrılmaz. E zat da görünmez. Onun için onların gölgeleri görülüyor. Fekun <laughs> o zaman oluyor. Tecelli zalikel münfekki o sıfattan ve fiillerden ayrılan gölgelerin, eserlerin tecellileri ne olmuş oluyor? Tecelliye zilali lef'ali ve sıfati. allah Teala'nın sıfatları işte hayat ilim gibi ve fiilleri, işte yaratma, rızık verme gibi fiillerinin gölgelerinin parlamaları ve yansımaları oluyor. La tecelliye lef'ali ve sıfati. allah Teala'nın fiillerinden ve sıfatlarından hiçbir şey bu alemde görünmez. Ancak kendileri görünmez. Fiil ve sıfatlar şekilden, örnekten münezzehtir. Nasıl görünecek? Zatı gibidir. Zatı nasıl görünemiyor? Şekli yok, misali yok. Bu dünya nasıl onu gösterebilsin? Sonradan yaratılmış dar bir şey. Onun için burada karıştırmamak lazım. Ve lakin la yudriku, lakin anlayamaz. Fehmü külli hadin. Herkesin aklı hazel kemale. Burada bir kemal vardır yani. Farklı bir e, e, mükemmellik vardır, bir olgun ilim vardır, e, olgunlaşmış bir malumat vardır. Bu kemalatı, bu mevzuyu da herkes böyle anlayamaz. Hoca olmakla da olmuyor diyor yani. Veya da tasavvuf ehlisin, şeyhsin, şeyh de olabilirsin diyor. Zuhurat da görürsün, tecelli de görürsün ama tabii oradaki farkı fark edemezsin diyor. Sen fiilini, sıfatını görmüyorsun diyor. Zatını görmediğin gibi. Sen onların gölgelerini görüyorsun ve eserlerini görebilirsin diyor. Zalike işte bu anlayış, yani Allah'ın bana verdiği diyor, anlayış fazlullah, Allah'ın lütfu keremidir. Yü'ti men Allah Teala bunu dilediğine verir. Vallahu zül fazlul azîm. Allah u Teala çok büyük fazlu kerem sahibidir. Lütfu kerem sahibidir. Yani istediği zata, istediği ilimleri verebilir. İmam Rabbani bin sene sonra gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Ee, ama diyor bu ilimler tabi bin sene sonra ortalık çok karıştı. Ee, himmetler kasır oldu ve yeni bir tecdit lazım oldu. Allah Teala bu itikattan içtihat mertebesini bana lütfetti diyor. Ee, bu da Allah'ın lütfudur bunu hani bu kadar evliya ulema varken seni mi buldu? yani ayette diyor ya dilediğine verir diyor. Beni dilemiş bana vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde kendisine sen itikatta müçtehitsin buyurduğu için müçtehit kabul ediliyor itikadi konularda. Fıkıhta müçtehit olmasa da dolayısıyla biz ona öyle itikad ediyoruz ve allah Teala'nın sıfatları hakkında kimse konuşamaz. Yani konuştuğu anda burada belki de Maturidiyeş Ali Hazretleri'nin kendileri bile bu kadar bu konuda detaya ve tafsilata girmişler midir diye bilmiyorum yani ben rastlamadım. Onların da ilimlerinden okuduk tabi itikat kitaplarında ama bu derin bir malumattır. Allah beni seçti, bana verdi diyor. Biz de çok istifade ediyoruz. Rabbim şefaatlerine nail eylesin ve ilimlerinden istifade nasip eylesin. Çarşamba akşamlarında mektubat derslerini kaçırmayalım. Ee, küçük, kırık kırık mana vermeye çalışıyorum. Ee, medrese talebelerine de faydalı olmak istiyorum. İnşallah Rabbimiz hakkında daha ehl-i sünnet -i hakkında daha neler neler öğreneceğiz. Allah Teala nasip eylesin. Yarın akşam e, Perşembe Cuma bağlayan mübarek Cuma gecesi Mevlid-i Şerif haftasındayız biliyorsunuz. Ayındayız hem de haftasındayız. Mevlidi i Şerif okunacak. Mevlidi i Şerif okunmaya giden Allah rızası için Resulullah Efendimizin teşrif edeceklerini düşüne. mutlaka Mevlid okunanlara teşrif ediyor. Teşrif edeceğini, tamam şartlarına riayet eden için her Mevlid okuyana da değil. E ee, şartlara riayet edenler için yarın akşam Ahmet Yesevi Derneği'nde Fatih'te Halit Caddesi'nde hanımlara yer yok. Erkekler ancak gelebilir ve e, Mevlid-i Şerif okunacak. E, ondan sonra Kaside-i Bürde'den kalan beyitler okunacak. Ondan sonra İmam Busiraz'ın Kaside-i Muzariye büyük salavattır. Cuma gecesi çok önemlidir. Kaside-i Muzariye okunacak. Ondan sonra Kaside-i Muhammediye okunacak Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da hep İmam Buhusir Hazretleri'ne aittir. Çok uzun değiller ama bürde biraz uzun. Belki bürdeyin bir kısmını, son bölümünü bir daha Cuma'da bırakırız. Hepsi birden bitmez. İnşallah sizleri de bekliyoruz. Saat yedi buçuk gibi İnşallah e, inşallah başlayacağız. Önce bir Kur'an ziyafeti olacak. Mısırlı Hafız Efendi Mısır'a gitmeden evvel bir kıraat daha yapacak. Yasin, Yasir Şerkavi Efendi efendim e önce bir Kur'an tilavetiyle saat yedi buçukta kaçırmayın Kur'an tilavetini. Kur'an tilavetinden sonra bir kısa sohbet yapılacak. Sonra Mevlid-i Şerif okunacak. Tabii ki Mevlid-i Şerif'in kıraatının önemini Mevlid kıraatı kitabımızda yazdık. Çok ilimler, çok faziletler orada yazılmış. Kim oraya niyet ederse cennet bahçelerinden bir bahçeye gitmek üzere yola çıkmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olacaktır. Mutlaka e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan hoşnut ve razı olacaktır. Dünyadan imanla çıkacaktır. Cennete hesapsız girecektir. Müjde, müjde, müjde çok. Mühim olan Resulullah'ı sevmek sallallahu anh. ve ona iman etmek ve sevgiyle bağlanmaktır. Yarın gecede Ahmet Yesevi Derneğimizde buluşmak üzere Rabbim Tebareke ve Teala cümlemize bu yolda devam şabat istikametler nasip eylesin. Kaymaktan, caymaktan, şüphelere kapılmaktan muhafaza eylesin. Amin. İnsanları teşvik edin bir iki Müslümanı getirin, belki hidayatine vesile olursunuz, belki hiç görmemiştir, bir bereket gelir, bir tecelli gelir. Ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettikleri anda bir cezbe gelir, bir hal gelir, bir de baktın adamın, bütün hayatı değişir yani. Kul kula sebeptir. Tabii ki televizyon veriyor Lale Gül'den, takip edin. Ama gelebilenler gelsin, o e, havayı teneffüs etmek manevi işlerdir bunlar. O Mevlid-i Şerif kıraatının bereketiyle çok büyük tecelliler olacaktır kainat efendimizin teşrifleri mutlaka cuma geceleri zaten direkt duyuyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar okunuyor arada devamlı zaten salavat meclisidir Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Sübhane rabbika rabbil izzati amma yasifune ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin amin